Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün 27 Haziran Perşembe, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca hem Türkiye'den hem de dünyadan öne çıkan gelişmeleri sizlere aktaracağız efendim. Bugün önemli bir gün. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını alacak. Dün de kendisi açıklama yapmıştı mazbatayı alacağız diye. Birazdan İBB'nin önüne gideceğiz. Arkadaşımız Gökhan Gülbasar orada. Son gelişmeleri bizlere aktaracağız. Ama bugün özellikle İstanbulluları ilgilendiren bir başka konu daha var. O da iki köprünün, iki şeridinin trafiğe kapatılması. Bakım onarım sebebiyle Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ikişer şeridi trafiğe kapatıldı bakım onarım için. Aslında valilik uyarmıştı ancak haberi olmayanlar da vardı. Öyle ki orada araçlar, sürücüler zor anlar yaşıyor. Kimi işine? İşe geç kaldım şu anda. Kimi toplantısına? Toplantımı kaçırmak üzereyim şu an. Yani yapabilecek bir şey yok ama inşallah haber verirler bundan sonrası. Kimi de uçağına yetişmek isterken saatlerce yolda kaldı. Gitti uçak gitti. 9.50 uçağına 7'de çıktık. Daha buraya gelemedik. Nedeni ise İstanbul 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerindeki bakım ve onarım çalışmaları. İstanbullu güne trafik çilesiyle başladı. Onarım çalışmalarının ilk gününde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçişler ikişer şeritten gerçekleştirilirken Avrupa'dan Asya istikametine olan 4 şeritte gece yarısından itibaren trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği bir açıklama yapmıştı ancak bu açıklamadan haberi olmayanlar vardı. 1,5 saat. 1,5 saat oldu. Peki evet. Köprüde çalışma olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Evet. Peki ne söylüyorsunuz? Vallahi bu rezalet çekilmez mi öyle? Yani böyle bir şey olur mu ya? Bunu geceleri yapılsa daha iyi olmaz mı? Maalesef yoktu. Maalesef. Hiçbir bilgim yoktu. Sarıyer'den geliyorum. Olmadı Yavuz Sultan Selim'den giderdim ama hiçbir bilgim yoktu. Yoktu ya. Bir şey de haber falan da seyretmedi böyle. Taksici esnafı da trafik yoğunluğundan şikayetçiydi. İş yeri sahibi de hastaneye yetişecek olan da. Yevmiye hesabı da yapıldı. İş yerimizi kapatalım diyen de oldu. Hatta çözümü de yine vatandaşlar buldu. Üçüncü köprünün fiyatlarını indirin, oradan gidelim dediler. Vallahi bu rezalet çekilmez mi öyle? Yani böyle bir şey olur mu ya? Bunu geceleri yapılsa daha iyi olmaz mı? İnşallah haber verirler bundan sonrasında. En azından Yavuz Sultan Selim'in ücretini düşürmüş olsalardı herkes belki o taraftan giderdi. Ne yapacağız bu trafikte? Bizim aslamız var. Biz Derinci'ye gidiyoruz ya. Peki haberiniz var mıydı bu? Yoktu ya. Bir şey de haber falan da seyretmedik öyle. Peki ne kadar süredir trafik geçiriz? Şu anda 2 saate geçti. Peki nasıl etkiledi? Çok fena. Yani kalbim atmaya başladı böyle, çarpıntı başladı. İstanbul Valiliği onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihine kadar süreceğini belirtti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar sadece köprü üzerinde yoğunluğa neden olmadı. Valiliğin uyarısıyla Avrasya Tüneli'ne yönelen sürücüler ise Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde uzun çayırdan başlayan bir kuyrukla karşılaştı. Evet, 52 günlük çile başladı dedik. Şu an itibariyle nasıl trafik, hemen ona bakalım sevgili izleyenler. Evet, çalışmanın olduğu yer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk şu anda ekranda sevgili izleyenler. Öyle ki trafikte de artık hepimiz kullanıyoruz. Yeşil renk trafik açık demek, kırmızı renk trafik yoğun demek. Bordoysa trafik kilit anlamına geliyor artık. Öyle ki ekranda da görüyorsunuz her iki yönde de Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde
İkisinde de trafiğin ne kadar yoğun olduğunu görüyoruz. Bordo renkte ve araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Diğer yerlerde trafik açık ancak köprünün olduğu yerlerde geçişlerde ise trafik yoğunluğunun çok fazla olduğunu görüyoruz. %42 şu anda trafik yoğunluğu. Öyle ki sabah saatlerinde de %44-42 oranındaydı zaten. Yani sabahtan bu yana herhangi bir değişiklik yok. Öyle ki saatler şu anda aslında 13.07'yi gösteriyor. İstanbul'da bu saatlerde daha sakin bir trafiğin olması beklenir. Ancak ikişer şeridin kapatılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu var. Vatandaşların da az önceki isyanlarını duydunuz. Şimdi aynı zamanda hemen o köprü geçişlerine uzanalım. Oradaki bakım onarım çalışmaları şu anda ekrana yansıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları. 4 şeritten 2 şeride düştüğünü görüyoruz sevgili izleyenler. 2 şeritte trafik biraz daha şu anda sabah saatlerine göre belki 1-2 tık daha akıcı ancak İki şeridin kapalı olması İstanbul trafiğini etkiledi. Zaten İstanbul dediğimiz zaman en büyük dert, en büyük çile elbette İstanbul trafiği ve hal böyle olunca bir de iki şeride düşünce geçişlerde İstanbul'da vatandaşlar adeta isyanda. Az önce de vatandaşların neler söylediğini ekrana taşımıştık. Tabii iki köprüde de çalışma var değerli izleyenler. İki köprüde çalışma olunca vatandaşlar trafikten kaçmak için Avrasya Tüneli'ne yöneliyorlar. Ancak orada da yoğunluk var ve şu anda ne kadar yoğun olduğunu da ekranda görüyoruz. Evet, bugün İstanbul'la ilgili önemli bir gelişme daha var. İkinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını alacak bugün. Arkadaşımız Gökhan Gülbasar da belediyenin önünde. Gökhan, neler aktaracaksın? Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde artık hazırlıklar tamam. Büyükşehir Belediyesi artık tamamen başkanını bekliyor diyebiliriz. Bildiğiniz gibi 31 Mart'ın hemen ardından YSK'nın aldığı o karar sonrası, iptal edilen mazbata sonrasında 23 Haziran'da gidilen seçimler sonucunda Ekrem İmamoğlu bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Başkan seçilmesinin ardından da gözler şimdi mazbata ve Büyükşehir Belediyesi binası önündeki o görkemli. Aynı 31 Mart sonrasında 17 Nisan'da aldığı o mazbata sonrası o Büyükşehir Belediye binası önündeki o görkemli mitinge çevrilmiş durumda. Şimdi dün yapılacağı ile ilgili bilgiler vardı. Tam net değildi. Hem mazbatanın hem de o görkemli törenin, mitingin dün yapılacağı ile ilgili bilgiler vardı ama o netleşmedi ve gelen son açıklamayla birlikte hem mazbata hem de o miting bugün gerçekleşecek. Biz şimdi Büyükşehir binası o kampüsündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bu bina ise Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası. Şimdi göze çarpan ilk şey ne diye sizler de görüyorsunuz, ne diye soracak olursanız Atatürk resmi ve Türk bayrakları neden bu kadar önemli? Çünkü 31 Mart'ın ardından 17 Nisan'da mazbatayı, Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra hemen Büyükşehir binasının hem hizmet binasına hem de başkanlık binasına Atatürk resimleri ve Türk bayrakları astırmıştı. Daha sonra 6 Mayıs'ta YSK'nın o tartışmalı kararında 6 Mayıs'ta mazbatası Ekrem İmamoğlu'nun elinden alındıktan sonra kısa bir süre sonra da hem Atatürk portresi hem de Türk bayrakları bu hizmet binasından ve başkanlık binasından indirildi ve 23 Haziran'ın hemen ardından da Ekrem İmamoğlu'nun belki de ilk yaptığı icraat yine Atatürk resmini ve Türk bayraklarını hem hizmet binasına hem de başkanlık binasına asması oldu. Şimdi kameraman arkadaşım Coşkun Çatar size etrafı da gösteriyor. Hazırlıklar dünden itibaren başladı demiştik. Bariyerler kuruldu. Gerekli tüm güvenlik önlemleri alındı. İşte ses sistemleri de dün denemelere yapıldı. Kolonlar yerleştirildi. Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsü, konuşmasını yapacağı seçim otobüslerinden bir tanesi de burada yerleştirilmiş, konuşlandırılmış durumda. Yine kolonlar da seçim otobüslerinin üzerinde yer alıyor.
bariyerler yerleştirildi. Gözler artık sadece ve sadece mazbatanın alınacağı saat ve 18.30'a çevrilmiş durumda. Yine aynen 31 Mart'ın ardından 17 Nisan'da nasıl o görkemli miting gerçekleştiyse yine saat 18.30'da bugün saat 18.30'da yine o görkemli mitingin gerçekleşmesini bekliyoruz diyelim. Son kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının kampüsünde hazırlıklar tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bekliyor diyebiliriz. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını alacak bugün ve 18.30'da da bir miting düzenleyecek. Belediyenin önündeydi arkadaşımız Gökhan Gülbasar ve oradaki hazırlıkları bizlere aktardı sevgili izleyenler. 23 Haziran'da ikinci kez seçildi Ekrem İmamoğlu ve dün Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu oldu. İmamoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Binali Bey'e ben kaybettirdim diyen, haram işliyor diyen Cübbeli Ahmet'e cevap verdi. Erdoğan'ın benim 25 ilçe belediye başkanım var sözlerini de değerlendirdi ve belediye çalışanlarıyla ilgili önemli açıklaması da oldu. Ekrem İmamoğlu Habertürk TV'de konuk olduğu programda gündeme dair soruları yanıtladı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün seçim öncesinde Binali Bey'e ben kaybettirdim diyen haram işliyor şeklindeki sözleri soruldu İmamoğlu'na. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın benim 25 ilçe belediye başkanım var sözlerini de değerlendirdi. İmamoğlu belediye önünde seçim öncesi bildiri okuyan personelle ilgili de açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, G20 zirvesi için Japonya'ya hareketinden önce havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Öcalan ziyareti ve mektubu ile ilgili MİT kime nasıl izin vereceğine yasalara bağlı olarak karar verir dedi ve sözlerine TRT Kürdi'ye çıkan terörist başı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum diyerek devam ettirdi. Türkiye'de hangi kurum, hangi şartlar altında çalışacak, bu yasalarla belirlenmiştir ve bellidir. Şimdi cezaevinde yatanlara hangi kurum ziyaret için müsaade eder, hangi şartlar altında müsaade eder, bunların hepsi bellidir. Hangi kurum bu? Adalet Bakanlığı'dır. Müracaat yapılmıştır. Ve bu müracaat üzerine böyle bir adım atılmıştır. Ve bununla ilgili olarak da bakanlığımız, hatta ben daha da ileri gidiyorum, Milli İstihbarat Teşkilatımız bu çalışmalarını yaparken kime nasıl izin vereceğini yasalara kayıtlı olarak bu adımları atar ve ona göre de değerlendirmesini yapar. Onun için kalkıp da ya muhalefetten şöyle ses geliyor, böyle ses geliyor, buna bakmaz. Şu anda da bakanlık bununla ilgili adımını atmıştır müracaat üzere ve bu müracaatla birlikte de bu kararını vermiştir. Olay bu kadar basittir. İkinci soru. İkinci sorum da efendim yine kırmızı bültende aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın devlet televizyonunda TRT'ye verdiği röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi değerli arkadaşlar, doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kürdi'de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımın da bu hassasiyet içerisinde adım attıklarına inanıyorum. Çünkü bu konularda da kendilerine güveniyorum. Yani TRT Kürdi'yi kurarken kimse bize niçin TRT Kürdi'yi kurdunuz demedi. Peki TRT Kürdi'yi kurduğumuza göre burada da TRT'yi yönetenler bütün hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak adımlarını atarlar ve Kürdi'nin reytingini yükseltmeyi de düşünür. Ülkeye neyin nasıl faydalı olacağını da düşünür. Buna göre de adımını atar ve buna göre de adımlarını atmışlardır.
16 Nisan referandumuyla ilk adımı atılan 24 Haziran seçimleriyle geçilen ancak geçildiği günden bu yana tartışılan başkanlık sistemi 23 Haziran İstanbul seçiminde Millet İttifakı'nın yüksek bir farkla zafer kazanmasının ardından daha yüksek sesle tartışılıyor. CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin sistem eleştirisi sürerken MHP ve AKP bu sistemde ısrarcı. Son açıklama Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun eleştirisi soruldu. Erdoğan'sa Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor dedi. Tüm bunların yanı sıra yapılan bir anket dikkat çekti. O ankette şu an halkın 58.9'u başkanlık sistemine karşı. Cumhurbaşkanlığının tarafsız olmasını istiyor. Vatandaş Cumhurbaşkanının tarafsız olmasını istiyor. Ve bundan sonraki süreçte de nerelerde ne gibi aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz. AKP-MHP ittifakının seçim yenilgisinin ardından muhalefet partileri demokratik bir sistem tartışması başlattı. Başkanlık sisteminin gelinen aşamada ülkeyi hem siyasi hem de ekonomik açıdan bir açmazın içine sürüklediği yorumları yapılıyor. Muhalefet liderleri son açıklamalarında bu konuyu gündeme getirdi. Cumhurbaşkanlığının tarafsız olmasını istiyor. Vatandaş Cumhurbaşkanının tarafsız olmasını istiyor. Tarafsızlık konusunda bir referanduma hazırız. Cumhurbaşkanı taraflı mı olmalı, tarafsız mı olmalı? Referanduma hazırız. Gelsinler yapalım o referandumu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a soruldu. Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor. Bu yeni yönetim sistemini biz milletimize sunmadık mı? Sunduk. Millet kararını verdi ve bu iş bitmiştir. Ha şu anda bir yılı geride bıraktık. Eksiğiyle artısıyla her şey ortaya çıkıyor. Ve bundan sonraki süreçte de nerelerde ne gibi aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz. Başkanlık sisteminin üzerinden bir yıl geçti. Peki halk şu an bu sistemden memnun mu? Dikkat çeken bir anket kamuoyuyla paylaşıldı. Metropol Araştırma Şirketi'nin İstanbul seçimlerinden önce yaptığı araştırmanın sonucuna göre halkın %58,9'u başkanlık sistemine karşı. Referandumla gelen başkanlık sistemi sizce Türkiye için ne ölçüde yararlı oldu sorusuna verilen cevaplardan son derece yararlı oldu yanıtını verenlerin oranı %11,6. Hiç yararlı olmadı diyenler %27,6 oranında. Aynı referandum bugün yapılsa başkanlık sistemini mi yoksa parlamenter sistemi mi tercih edersiniz sorusuna parlamenter sistem yanıtını verenlerin oranı %58,6. Başkanlık sistemini tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı %39,4'te kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için Japonya'ya gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu ve Erdoğan'a ABD'nin Türkiye'ye S-400 alımıyla ilgili yaptırım uygulayacağı da soruldu gazeteciler tarafından. Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı sorusuna Trump'la yaptığımız görüşmelerde yaptırıma dair izlenimim hiç olmadı dedi. Türkiye bir NATO ülkesidir. Amerika da bir NATO ülkesidir. Eğer NATO ülkeleri birbirlerine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Ama bizim şu anda Amerika ile münasebetlerimiz bildiğiniz gibi bir stratejik ortaklık çerçevesi altında yürümektedir. Ve bugüne kadar Sayın Trump'la yaptığım görüşmeler de ben tabii bu izlenimleri hiç almadım. Ama alt kademelerde birileri bu tür şeyleri dillendiriyor, konuşuyor. Bu seyahatimizde de Sayın Trump'la ikili görüşmemizde bu konuyu tekrar ele alma fırsatımız olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 5 il müftülüğüyle 4 kuruma atamalar gerçekleşti. Erdoğan'ın müftülüklere bile atama gerçekleştirmesi ise dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Kocaeli, Manisa, Bartın, Van ve Ankara il müftülüklerine yeniliğe gidildi sevgili izleyenler. Müftü bir ilden alındı, diğer ile verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri Kurumu'nda da atamalar gerçekleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre 1 Temmuz'a tatile girmesi gereken meclis çalışmalarına devam edecek. 1 Temmuz'da tatile girecek olan meclisin kapanması ertelendi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan kararda anayasanın 93. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 5. maddelerine göre 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü tatile girmesi gereken meclisin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurul'un 18 Haziran 2019 tarihli 90. birleşiminde karar verilmiştir ifadelerine yer verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan dikkat çeken bir teşekkür geldi. Kaya, HDP eski eş genel başkanı Demirtaş'ın cezaevinden ilettiği İstanbul seçimine yönelik mesajları için kendisine teşekkür etti. Tıpkı Gezi'nin çocukları gibi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a teşekkür etti. En büyük teşekkürü kendisi kendini düşünmeden, kendi haklarını düşünmeden, toplumun özgürlüğünü düşünerek cezaevinden Türkiye'nin barışa ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var diye mesaj yollayan Selahattin Demirtaş'ı, burada parlamentoda milletvekili yapmış Selahattin Demirtaş'a da teşekkür ediyorum. İstanbul seçimlerinde verdiği destekten dolayı Demirtaş'a işte böyle teşekkür etti Kaya. O sözler meclis salonunda hem HDP'liler hem de CHP'liler tarafından büyük alkış topladı. CHP'li Kaya Partisi'nin İstanbul adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye gelişini İstanbul'da yeni bir başlangıç sözleriyle değerlendirdi. Gözünüz aydın çocuklar, gözünüz aydın öğrenciler, gözünüz aydın öğretmenler, gözünüz aydın veliler, gözünüz aydın İstanbul, yeni bir hayat başlıyor. Tıpkı Gezi'nin çocukları gibi. Karadeniz'in hırçın delikanlısının bugün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Ama Karadeniz'in hırçın delikanlısının biri de şu anda Türkiye'nin umudu olarak İstanbul'da bir başlangıç yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul seçimini ikinci kez kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti Karamollaoğlu ve Cumhurbaşkanı'na seslendi. İstanbul seçimini AK Parti kaybetmedi, Cumhurbaşkanı'nın kendisi kaybetti dedi. Seçimi kazanan Sayın İmamoğlu'nu tebrik etmek istiyorum. Bu seçimler hem İstanbul'umuz için hem ülkemiz için umarım ki hayırlara vesile olur. 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarını ele aldı Karamollaoğlu. İstanbul seçimini AK Parti kaybetmedi, Cumhurbaşkanı'nın kendisi kaybetti dedi. Bu sefer kaybeden sadece AK Parti olmadı. Üzülerek ifade ediyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi de oldu. Baskılar, tehditler, şantajlar, iftiralar sökmedi. Karamollaoğlu konuşmasında başkanlık sistemini de eleştirdi. Korku imparatorluğu var, bu sistem yürümüyor, Cumhurbaşkanı bunun farkına varmalı dedi. Artık bu sistem yürümüyor. Bir kişi, sadece bir kişi karar veriyor. Parlamentonun bu kararda artık etkisi yok. Başka kurumların da yok. Denetlenebilirlik de yok. Şeffaflık da yok. Genelde bir korku var.
Ve bu korku imparatorluğundan dolayıdır ki kimse sesini çıkaramıyor. Çıkaranlar hayatlarını idame ettiremiyorlar. Ülkenin problemleri de böyle çözülmez. Bu gidişat da böyle düzeltilemez. Bir büyü vardı seçmenin üzerinde. O büyü bozuldu. Artık seçmen Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi diye öyle davranmıyor. Artık gerilim politikası yürümüyor. Düşmanlaştırmak. Efendim şimdi siz İstanbul gibi bir şehri Rumlara mı teslim edeceksiniz? Vatandaş ne dedi? Elbette burayı Rumlara teslim edeceğiz demedi ama ben artık sizin söylediğinize itibar etmiyorum dedi. Biz bu kutuplaşma siyasetinin her şeyden önce ortadan kalkması gerektiğine inanıyoruz. Ötekileştirme siyasetinin ortadan kalkması gerektiğine inanıyoruz. İşte bundan dolayıdır ki şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafındakilerin söylediklerine, kendisini hatadan masum göstermelerine itibar etmemeli. Yalakalara itibar kimseye fayda sağlamıyor. Ve bundan dolayı da süratle Türkiye'nin bir sistem değişikliğine ihtiyacı var. Ekonomideki kötü tabloya da değindi Karamollaoğlu. Cumhurbaşkanı ekonominin başına ekonomiyi bilen birini getirmezse ekonominin bu politikalarla düzelmeyeceğini söyledi. İşte iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Çaya %15, şekere %16, mazota 22 kuruş zam yapıldı. Bunun arkası da gelecek mutlaka. Üretim, üretim, üretim. Sayın Cumhurbaşkanı ekonominin başına ekonomiyi bilen, gerçekleri gören, tecrübesi olan insanları getirmez. Bugünkü politikaların değişmesine fırsat vermezse ekonomi ayağa kalkmaz. Ekonomi köprülerle düzelmez, yollarla, yüksek binalarla düzelmez. Belediye şirketlerinin başına gelecek kişinin halk tarafından seçilmiş başkanlar yerine belediye meclisleri tarafından belirlenmesi yönünde Ticaret Bakanlığı karar verdi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel meclis konuşmasında bu konuya tepki gösterdi ve Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini yerine getirmesini engellemek istiyorsunuz. Bu yerel sivil darbedir dedi. İstanbul'da, Ankara'da çok sayıda belediye şirketi var. Ya hizmet edeceksin, nereden edeceksin? Halk ekmek, pideyi 1 lira yapacağım deyince halk ekmekte yapacaksın. Efendim bugüne kadar belediye başkanı görevlendiriyor. Şimdi bir müteala almışlar Şehircilik Bakanlığı'ndan. Şirketin başındaki kişileri efendim seçilmiş belediye başkanı belirlemeyecekmiş. Kardeşim kendinde misiniz? Ne yapıyorsunuz ya? İspark'ın yönetimine çöküyor. Tırnakları geç. Bırakmam da bırakmam. Ya nasıl bırakmasın? Millet bırakacaksın dedi. Senden memnun olsaydı sana yönettirirdi. Bu gidişatı seveydi. Halk Ekmek'te yaptığını, İspark'ta yaptığını, Kiptaş'ta yaptığını, Beltur'da yaptığını sana yönettirdi. Sen yönetiyordun zaten. Milli İrade dedi ki dur. Dur dedi. Ama kafa sallıyorsunuz da ittifak ortağınız karar yazmış. Efendim oralarda bunu yönettirmeyeceğiz. Bu ne demek? Ekrem İmamoğlu'nu 23 Nisan başkanı gibi oraya oturtacak ama vaatlerini yerine getirmemesi için oralar bu sivil darbedir. Yerel sivil darbe. Buna bütün Türkiye'yi direnmeye çağıracağız. Buna karşı etkin hukuki, etkin demokratik, etkin siyasi mücadele yapacağız. Böyle bir rezalete boyun eğeceğimizi kimse düşünmesin. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Belko şirketine yaptığı atama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesi gerekçe gösterilerek engellendi. Yargıya taşınan atama engeli için Mahkeme Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün tescil işlemini yapmamasını yasaya aykırı buldu. Belediye şirketlerine yönetici atama yetkisi başkanlardan alınıp belediye meclisine verilmesine Ankara 10. Asya Ticaret Mahkemesi'nden engel geldi. Mahkeme belediye şirketlerine atama yetkisi başkana ait kararını verdi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler
etmeyenler kabul edilmiştir oy birliğiyle. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyeye ait iki şirket Belko ve Halk Ekmeği yaptığı atamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerekçesi gösterilerek tescil edilmemişti. Bu adımın CHP'nin çok sayıda büyükşehir ve il belediyesinin yönetimini kazandıktan sonra atılması ise dikkat çekmişti. Bunun adı milletin verdiği yetkinin iktidar eliyle engellenmesidir. O tartışmalı karar yargıya taşındı. Ankara 10. Asya Ticaret Mahkemesi tüm belediye başkanlarını yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Mahkeme yasal bir düzenleme genelgeyle ortadan kaldırılamaz kararını verdi. Ticaret Sicil Müdürlüğü bakanlık genelgesinden önce kanun hükümleriyle bağlıdır dedi. Ve Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün tescil işlemini yapmamasını yasaya aykırı buldu. Belko hakkında verilen bu karar sonrası Halk Ekmek'te dava açacak. İstinaf Mahkemesi yerel mahkeme kararını onarsa belediye başkanlarının kullandığı yetki belediye meclisine devredilmeyecek. Öte yandan yerel seçimlerin ardından yetkileri artırılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokrasisinde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bakanlıkta 17 üst düzey bürokrat görevden alındı. 19 üst düzey atama gerçekleştirildi. 28 il müdürlüğüne de atama yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da görevden alınanlar oldu. 6 il müdürü görevden alındı. TOKİ'de 2 başkan yardımcısı atandı. Tunus Büyükelçisi de değişti. İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı açıklamalarda bulunuyor. Kendisi için siyaset üstü değerler olduğunu ve bu değerlerden asla taviz vermeyeceğini, sonucu kabullenmeyen ve Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yaparak milli iradeye darbe yapan AK Parti'ye 800 bin oy fark göstererek adaletin ve haklının yanında olduğunu, egemenliğin kayıtsız şartsız şahıslarda değil, doğrudan millete yani kendisine ait bulunduğunu güçlü bir şekilde göstermiştir. Bu sonuçla kazanan milletimiz, kazanan demokrasimiz olmuştur. Kaybeden ise millet iradesini yok sayıp terörist başından medet uman ve kendilerini milletin üstünde görenler olmuştur. 23 Haziran akşamı sandıktan çıkan sonuçlara bakarak herkesin şapkasını önüne alıp düşünmesi ve ders çıkartması gerekmektedir. Cumhur İttifakı'nın kullandığı yalanlar çare olmamış, iftiralar yerini bulmamış ve maskeli balo sona ermiştir. Millet kendisine zillet diyenlere ayna tutmuş ve gereken cevabı sandıkta vermiştir. Ama bu arada maalesef Avrupa'nın en büyük mega kenti İstanbul'a ve 16 milyon insanımıza zaman kaybettirilmiştir. İstanbul 80 gün sahipsiz bırakılmış, 21. yüzyılda 16 milyonluk Avrupa'nın en büyük şehrine kayyum atanmak gibi bir ayıba imza atılmıştır. 23 Haziran seçimi sadece bir belediye seçimi olmadığı için neticeler muktedirlere başka mesajlar da vermiştir. Sandık sonuçlarının ortaya koyduğu bu mesajları bu vesileyle muhataplarına hatırlatmak istiyorum. Milleti bölen, ayrıştıran ve siyaseti kirleten dilin millette karşılığı yoktur. Yüce milletimiz nezaket ve zerafet dilini tercih etmiştir. Siyasi çıkarlar uğruna haysiyet cellatlığı yapanların bu yaptıklarının bumerang gibi dönüp dolaşıp sonuçta kendilerini vurduğu açığa çıkmıştır. Milletimiz kavga, gürültü, zorbalık değil, huzurlu ve yarın kaygısı hissetmeden rahat yaşamayı istemektedir. Ne kadar baskılanırsa baskılansın, insanımız anayasal özgürlüklerinden ve temel haklarından asla vazgeçmeyeceğini
güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Milletimiz en olumsuz şartlarda dahi feraset ve basiretini cesaretle ortaya koyacağını bir kez daha göstermiştir. Tüm darbelere olduğu gibi AK Parti'nin kurguladığı 6 Mayıs sivil darbesine de boyun eğmeyeceğini haykırmıştır. Sandıktan çıkan bu sonuçlar demokrasimizin geleceği açısından milletimize umut vermiştir. Değerli basın mensupları, şaibeli bir referandum sonrası devletimizin 150 yıllık tecrübesine sahip parlamenter sistemden vazgeçilmiş ve ne olduğu halen tarif edilemeyen ve dünyada başka örneği görülmeyen bir ucube sisteme geçilmiştir. Partili cumhurbaşkanı ve tek adam rejimi bugüne kadar hiçbir sorunu çözemediği gibi aksine bu sorunların kronikleşmesine sebep olmuştur. Çağdaş dünyanın vazgeçilmez değerleri olan hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi bu sistemde rafa kaldırılmış, otokratik yönetim bütün ağırlığıyla siyasal sistemin üzerine çökmüştür. Bu kaotik sistemin sorunları çözmek bir yana yeni sorunlar ve krizler üreten hastalıklı bir yapıya dönüştüğü görülmüştür. Yaşadığımız ekonomik krizin temel sebebi de bizzat sistemin kendisidir. Bu sistem değişmediği sürece salt ekonomik tedbirlerle ekonomik krizin aşılması da mümkün değildir. İyi Parti olarak temel görüşümüz, çağın ihtiyaçlarına göre güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir an önce geçilmesidir. İktidar erkinin tek bir kişi tarafından ya da yakın akraba ve yandaşlarca değil, anayasal kurumlarca kullanıldığı bir kurallar ülkesi olmasıdır. Kamu hizmetlerinde ehliyet ve liyakat yeniden tesis edilmelidir. Türkiye, yatırım, üretim ve istihdamı konuşan, ihracat seferberliğini başlatmış ve dünya ile rekabet eden bir ülke, ekonomimiz ise üreten ekonomi haline gelmeli, ithalat seviciliğine son verilmelidir. Basın, iktidarın emrinden çıkartılıp özgürleştirilmelidir. Parlamento ve diğer demokratik kurumlar yeniden işler hale getirilmelidir. Ve bunlar bir an önce yapılmalıdır. İzlenmesi gereken yol, partiler arası diyaloğun başlatılması ve gerilim stratejisinin terk edilerek milletimiz ve devletimizin problemlerine çözümler üretilmesidir. Siyaset sahnesinde var olduğu günden bugüne kadar İyi Parti hep bu amaçların hayata geçirilmesi mücadelesini vermiş, iktidara uyarılarını hep bu yönde yapmıştır. 2 yıla yaklaşan siyasi ömründe Türkiye'ye iyi gelecek sloganı ile milletinden yetki istemiş, bu yetkiyle meclise girmiş, milletimizin dert ve isteklerini kürsüye taşıyarak onun sesi ve soluğu olmuştur. Bu kadar kısa bir zamanda İyi Parti gerçekten Türkiye'ye iyi gelmiş, tüm kesimlerin umudu haline dönüşmüştür. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile Türkiye'de bir şey değişmiş ve her şey değişim evresine girmiştir. Sayın Akşener, Türkiye'yi gülümseten lider olarak siyasi tarihteki yerini şimdiden almıştır. Değerli basın mensupları, Salı günü AK Parti, Çarşamba günü ise MHP grup toplantıları yapılmıştır. Genel başkanları bazı değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Her iki genel başkanın konuşma üslubuna bakınca değişen bir şey olmadığını, 23 Haziran'da milletimizin bu nobran üsluba verdiği mesajı maalesef algılayamadıklarını üzüntüyle takip ettik. İyi Parti olarak yaptığımız eleştirilerden iktidar partisinin istifade etmesini beklerdik. Muhalefet
elbette eleştirecektir. Bu görevi millet vermiştir. İktidarın yetkilerini nasıl kullandığını, milletin parasının nasıl ve nerelere harcandığını tabii ki takip edeceğiz. Yol yaptım, köprü yaptım, tünel yaptım diyorsunuz. Elbette milletimiz hayrına yapılan her işten biz de memnuniyet duyarız. Ancak şu soruların cevabını da almak zorundayız. Bu yatırımlar 17 yıl gibi uzun bir süre tek başına iktidar olmuş bir parti için başarı sayılabilir mi? Diğer bazı ülkelerin benzer yatırımlarıyla kıyaslandığında milletimize maliyeti nedir? Bu yatırımların maliyetlerinin benzerlerine kıyasla çok yüksek olduğu, sadece bugünkü nesli değil, gelecek nesilleri de borçlandırdığı ve ülke ekonomisini ipotek altına aldığı ve bu yolla 3-5 yandaş müteahhitin fahiş kazançlar elde ederek Karun kadar zenginleştiği herkesin bildiği gerçeklerdir. Sorularımızdan rahatsız olunmamalıdır. Bugüne kadar sizlere bu sorular sorulmamış olabilir. Ama artık İyi Parti var, soracak ve milleti adına da cevap bekleyecektir. Sayın Erdoğan, 17 yıllık icraatınıza baktığımızda siyasi karnenizin kırıklarla dolu olduğunu görüyoruz. Ortaya koyduğunuz performans övünme değil, aksine dövünmeyi gerektiren uygulamalardır. 17 yılda kullandığınız milletin parası olan trilyonlarca dolarla değil köprüler, yollar, tüneller yapmak, Türkiye yeniden inşa edilebilirdi. AK Partili yıllar kesinlikle israf yıllarıdır. Kamu kaynaklarının çarçur edildiği, milletimizin topyekün zenginlikten ziyade yandaş 3-5 kişinin zengin edildiği yıllardır. AK Parti Genel Başkanı hanımefendi diyor, sözde siyaset yaptığımızı söyleyerek kendince küçümsüyor. Beyefendiye şunu ifade etmek durumundayız. Henüz 2 yıl önce siyasi hayatımıza girmiş bir partinin nelere muktedir olduğunu, uyguladığı etkili politikalarla neleri başardığını herkes görmüş, bu siyaset üslubunu sevmiş ve İyi Parti liderini de baş tacı etmiştir. Bu başarıyı tebrik etmenizi zaten beklemiyoruz. Kaldı ki önemli olan milletin teveccühü, milletin tercihidir. Kendi açınızdan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in başarılarını görmek istememekte haklı da olabilirsiniz. Hatta üstlendiği her vazifenin altından başarıyla kalkıp yoluna devam ettiğini, 25 yıl aktif siyasetin içinde kalabilen, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tek kadın siyasetçi olduğunu ifade etmek sizin için kolay olmayabilir. 2 yıl önce kurduğu partisiyle girdiği ilk genel seçimde partinize, yani AK Parti'ye meclis çoğunluğunu kaybettirdiğini, ilk yerel seçimlerde ise yerel yönetimler hegemonyanıza son verdiği gerçeği sizi genel başkanımız hakkında yanlış ve yakışıksız beyanlar vermeye de götürmüş olabilir. Ama isterseniz de istemeseniz de milletin umudu haline gelen genel başkanımız bildiği doğruları dillendirmeye, İyi Parti millet adına muhalefet görevini layıkıyla yapmaya devam edecektir. Değerli basın mensupları, son olarak şu hususu hatırlatmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bilindiği gibi önümüzdeki günlerde Çin'e bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bu ziyarette Doğu Türkistan'da yaşayan soydaşlarımızın içinde bulunduğu olumsuz ve insanlık dışı şartların Çin hükümeti yetkilileri nezdinde net bir şekilde ifade edilmesi ve bu sorunlara çözüm bulunmasını beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplandırayım.
Efendim siz sistemle ilgili metinde biraz değindiniz ama hem Sayın Akşener hem Kılıçdaroğlu'nun tek adamlık rejimi şeklinde itirazları vardı sistemle ilgili ama Cumhurbaşkanı dün Japonya'ya giderken millet kararını verdi. Bu iş bitti. Öyle akşam yat sabah kalk referandum dünyanın hiçbir yerinde yok dedi. Ama hani muhalefetin hani sizin önerileriniz neler? Nasıl bir yol haritası izlenmeli? Sistem değişikliğiyle değişmeli mi? İkincisi Osman Öcalan, terörist paşanın kardeşi. O da bir terörist, hem terörist hem de örgütün eski liderlerinden. TRT Kürdi'ye çıkmıştı. Kendisi kırmızı bültenle aranıyor. Cumhurbaşkanı yine yaptığı açıklamada ben kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum dedi. Birincisi bu kırmızı bültenle aranan birisinin devlet televizyonuna çıkması. İkincisi de yine Cumhurbaşkanı TRT Kürdi yönetimi reytinglerini yükseltmeyi de düşünür. Ülkeye neyin nasıl fayda olacağını da düşünür dedi. Bu sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Son olarak Öcalan'ın mektubu seçimden iki gün önce yayınlanmıştı. Ali Kemal Özcan'ın İmralı'ya gidişiyle ilgili de yine Cumhurbaşkanı, bakanlık hatta MİT gerekli çalışmaları yapar, kimin nasıl gideceğini hani değerlendirir dedi. Ama mektubun içeriği de daha çok hani seçimle ilgiliydi. Böyle bir mektup olayında MİT'in yer alması nasıl değerlendirir? Evet. Üç önemli konu. Şimdi sistemden başlayalım. İYİ Parti kurulduğu tarihten bu yana, kurulmadan önce de Sayın Genel Başkanımızın referandumda hayır oyu için çalıştığı ve İYİ Parti'nin de kurulduğu günden bu yana bu sistemin değiştirilen sistemin anlamadığını hep ifade etmiştir. Bildiğiniz üzere şaibeli bir referandum gerçekleştirilmiş ve sistem değişmiştir. Bu sistem 21. yüzyıl dünyasının evrensel değerleri olan demokrasi ve hukukun üstünlüğünü rafa kaldırmıştır. Ve Türkiye'yi evrensel değerlerden uzaklaştırmış, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle arasına mesafe koymuştur. Sistem sürekli problem üretir hale gelmiştir. Bu sistemin bir an önce terk edilmesi, değiştirilmesi gereği de ortaya çıkmıştır. Öncelikle partiler arası bir diyaloğun başlatılması gerekmektedir. Ve bu diyalog sonucunda eğer mutabık kalınırsa hangi yöntemle sistemin değiştirileceği tespit edilir ve o yöntem uygulanabilir. Bu yöntem meclis çoğunluğuyla da yapılabilir, referandumla da yapılabilir. Ama öncelikle bu sistemin değiştirilmesi konusunda ortak bir mutabakat gerekir. İYİ Parti olarak biz başından beri bu sistemin değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bu yoldaki çağrımızı da her zaman yaptık. Bugün de yapmaya devam ediyoruz. İkincisi Osman Öcalan mı demiştiniz? Evet. Bu meseleyi iki açıdan değerlendirmek gerekir. Birincisi TRT yetkilileri kırmızı bültenle aranan bir teröristi ekranlara çıkararak suç işlemiştir. Terör ve teröristi övme suçu işlemiştir. Buradan Cumhuriyet Savcılarına çağrı yapıyorum. Suç duyurusunda bulunuyorum. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum, bilmiyorum. Rating kaygısı olabilir. İşte ülkeye ne demişti, fayda sağlayıp sağlamadığına bakmak lazım demiştir. Kırmızı bülten aran bir terörist için Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri söylemesi maalesef sözün bittiği yerdir. Aslında bu konuda söylenecek çok şey vardır ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde ifade etmesi sözün bittiği yerdir. Sosyal medyada da çokça bu konu konuşuldu. Hatta bir tweet hoşuma gitti. Diyor ki kravatından Yunanlı olup olmadığını
tutumundan hangi partili olup olmadığını, soyadından da hangi partiye oy verip vermeyeceğini anlayan AK Parti yetkilileri, kırmızı bültenle aranan bu şahsı nasıl atladı? Gerçekten trajikomik bir konu ve bu konu sanıyorum Türkiye'nin gündemini uzun sürede işgal edecektir. Üçüncüsü, Öcalan'ın mektubu mu demiştiniz? Evet. Bu da bir siyasi açıdan değerlendirelim. Bir terör örgütü başının, bir İmralı canisinin siyaseten Cumhur İttifakı tarafından medet umulması tükenmişliğin ve acziyetin ifadesidir. İkincisi, MİT'le ilgili bölüm. Bu mektubun yazdırılması, hazırlanması, İmralı'ya işte bir akademisyenin gönderilmesi ve bu işte MİT'in de içinde olduğunun ifade edilmesi, devletin parti devleti haline getirildiğinin açıkça göstergesidir. MİT, devletimizin ve milletimizin güvenliğini sağlamakla görevli bir kurumdur. Siyasete alet edilemez, edilmemelidir. Ama burada kullanıldıysa işte devletimiz parti devleti haline gelmiş demektir. Teşekkür ediyorum. Başka var mı? Merci. Tekrar merhaba. Günümüzün ikinci saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor ve gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Her gün binlerce sürücünün araçlarıyla geçiş yaptığı İstanbul 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde bakım ve onarım çalışmaları başladı başlamasına ancak o çalışmalar beraberinde 52 gün sürecek trafik çilesini getirdi sevgili izleyenler. Araç trafiği, kuyruğu köprülerin her iki yakasında da uzadıkça uzuyor. Alternatif olarak Avrasya tünelini kullanan sürücüler ise yoğunluğa neden oldu. Yollarda kalanların ortak kanaati ise onarım çalışmalarından haberlerinin olmayışıydı. Kimi işine, işe geç kaldım şu anda. Kimi toplantısına, toplantımı kaçırmak üzereyim şu an. Yani yapabilecek bir şey yok ama inşallah haber verirler bundan sonrasında. Kimi de uçağına yetişmek isterken saatlerce yolda kaldı. Gitti uçak gitti. 9.50 uçağına 7'de çıktık. Daha buraya gelemedik. Nedeni ise İstanbul 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerindeki bakım ve onarım çalışmaları. İstanbullu güne trafik çilesiyle başladı. Onarım çalışmalarının ilk gününde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçişler ikişer şeritten gerçekleştirilirken Avrupa'dan Asya istikametine olan dört şerit de gece yarısından itibaren trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği bir açıklama yapmıştı ancak bu açıklamadan haberi olmayanlar vardı. Bir buçuk saat. Köprüde çalışma olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Evet. Peki ne söylüyorsunuz? Vallahi bu rezalet çekilmez böyle. Yani böyle bir şey olur mu ya? Bunu geceleri yapılsa daha iyi olmaz mı? Maalesef yoktu. Maalesef. Hiçbir bilgim yoktu. Sarıyer'den geliyorum. Olmadı Yavuz Sultan Selim'den giderdim ama hiçbir bilgim yoktu. Yoktu ya. Bir şey de haber falan da seyretmedi böyle. Taksici esnafı da trafik yoğunluğundan şikayetçiydi. İş yeri sahibi de hastaneye yetişecek olan da. Yevmiye hesabı da yapıldı. İş yerimizi kapatalım diyen de oldu. Hatta çözümü de yine vatandaşlar buldu. Üçüncü köprünün fiyatlarını indirin, oradan gidelim dediler. Vallahi bu rezalet çekilmez böyle. Yani
Öyle bir şey olur mu ya? Bunu geceleri yapılsa daha iyi olmaz mı? İnşallah haber verirler bundan sonrasında. En azından Yavuz Sultan Selim'in ücretini düşürmüş olsalardı herkes belki o taraftan giderdi. İstanbul Valiliği onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihine kadar süreceğini belirtti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar sadece köprü üzerinde yoğunluğa neden olmadı. Valiliğin uyarısıyla Avrasya Tüneli'ne yönelen sürücüler ise Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde Uzunçayır'dan başlayan bir kuyrukla karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Ekrem İmamoğlu Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın stüdyo konuğu oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet, Binali Bey'i ben kaybettirdim diyen haram işliyor demişti. Bu sözlerini değerlendirdi Ekrem İmamoğlu ve benim 25 ilçe belediye başkanım var sözlerini de değerlendirdi ayrıca. Cübbeli Ahmet için de yeniden açıklamaları oldu. Ekrem İmamoğlu Habertürk TV'de konuk olduğu programda gündeme dair soruları yanıtladı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün seçim öncesinde Binali Bey'e ben kaybettirdim diyen haram işliyor şeklindeki sözleri soruldu İmamoğlu'na. Genel Başkanı Erdoğan'ın benim 25 ilçe belediye başkanım var sözlerini de değerlendirdi. Evet, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne uzanacağız. Arkadaşımız Gökhan Gülbasar orada. Bugün Ekrem İmamoğlu mazbatasını alacak. İkinci kez alacak aslında. Gökhan, neler aktaracaksın? Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yapmasına daha 4 saatten fazla bir süre var ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde yavaş yavaş kıpırdanmalar başladı diyebiliriz. Şimdi bir yandan ses denemeleri, bir yandan davul zurnalar, bir yandan da gelen buraya gelen vatandaşlar, işte görmüş olduğunuz gibi davul zurna eşliğinde şu anda akşama hazırlanıyorlar diyebiliriz. Gerçekten çok renkli görüntüler burada. Daha Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yapmasına 4,5 saatten fazla bir süre var ama yavaş yavaş Büyükşehir Belediyesi'nin önü dolmaya başlıyor diyebiliriz. Saat 18.30'da Ekrem İmamoğlu burada konuşmasını yapacak. Güvenlik önlemleri tamamen sağlandı. Artık işte dün başlamıştı o güvenlik önlemleri. Tüm o bariyerler ve polis noktaları da artık yerleştirilmiş durumda. Ekrem İmamoğlu mazbata alması, Çağlayan Adresi'nden mazbatasını alması ve sonrasında da Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediyesi binasına gelip yine o görkemli konuşmasını aynı 17 Nisan'da olduğu gibi görkemli konuşmasını yapmasını bekliyoruz. Evet, Büyükşehir Belediyesi binası önünden görüntüleri getiriyor arkadaşımız, kameraman arkadaşımız Coşkun Çatar sizlere. Hareketlilik yavaş yavaş başladı. Daha 4,5 saat var konuşma yapılmasına ama vatandaşlar bu sıcak havaya rağmen Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediyesi binası önüne yavaş yavaş gelmeye başladıklarını söyleyebiliriz. Gerçekten çok renkli görüntülerde yine Büyükşehir Belediyesi kampüsünde var şu an için ve giderek de artıyor diyebiliriz. Bir saat önceki bağlantımızda hiçbir hareketlilik yoktu. Çok az vatandaş vardı ama o bir saat içinde artık çok vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi binası önüne gelmeye başladı. Davullar, zurnalar eşliğinde de şu anda halaylar çekiyorlar, türküler söylüyorlar, oyunlar oynuyorlar. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ikinci kez, bir kez daha kutluyorlar. Thank you.
hareketlilik böyle giderek de artıyor o hareketlilik Hüseyin abisi önünde. Saat 18.30'a kadar elbette bu alanın tamamen dolmasını bekliyoruz. Mazbatay aldıktan sonra ekran yanım oldu. Mazbatay aldıktan sonra İstanbul Hüseyin Belediyesi önünde gelecek ve yine o tarih konuşmalarından birini yapacak. Hazırlıklar tamam. Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nı bekliyor diyerek yine sözlerimizi sonlandıralım. Evet, teşekkürler Gökhan. Tabii orada çok fazla ses olduğu için Gökhan da bizi duymakta zorluk çekti. Öyle ki vatandaşlar daha 3-4 saat öncesinden sevgili izleyenler oradalar. Bir bayram havası var adeta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde. Halaylar çekiliyor, davullar, zurnalar çalıyor ve akın akın insanlar oraya gidiyor diyelim. Devam edelim biz diğer gelişmelerle. Evet, 16 Nisan referandumuyla ilgili ilk adımı atılan 24 Haziran seçim ile geçilen ancak geçildiği günden bu yana tartışılan başkanlık sistemi 23 Haziran İstanbul seçiminde Millet İttifakı'nın yüksek bir farkla zafer kazanmasının ardından daha yüksek sesle tartışılıyor. CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin sistem eleştirisi sürerken MHP ve AKP bu sistemde ısrarcı. Son açıklama Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun eleştirisi soruldu. Erdoğan'sa Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor dedi. Tüm bunların yanı sıra yapılan bir anket dikkat çekti. O ankette şu an halkın 58.9'u başkanlık sistemine karşı. Cumhurbaşkanlığının tarafsız olmasını istiyor. Vatandaş Cumhurbaşkanının tarafsız olmasını istiyor. Ve bundan sonraki süreçte de nerelerde ne gibi aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz. AKP-MHP ittifakının seçim yenilgisinin ardından muhalefet partileri demokratik bir sistem tartışması başlattı. Başkanlık sisteminin gelinen aşamada ülkeyi hem siyasi hem de ekonomik açıdan bir açmazın içine sürüklediği yorumları yapılıyor. Muhalefet liderleri son açıklamalarında bu konuyu gündeme getirdi. Cumhurbaşkanlığının tarafsız olmasını istiyor. Vatandaş Cumhurbaşkanının tarafsız olmasını istiyor. Tarafsızlık konusunda bir referanduma hazırız. Cumhurbaşkanı taraflı mı olmalı, tarafsız mı olmalı? Referanduma hazırız. Gelsinler yapalım o referandumu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a soruldu. Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor. Bu yeni yönetim sistemini biz milletimize sunmadık mı? Sunduk. Millet kararını verdi ve bu iş bitmiştir. Ha şu anda bir yılı geride bıraktık. Eksiğiyle artısıyla her şey ortaya çıkıyor. Ve bundan sonraki süreçte de nerelerde ne gibi aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz. Başkanlık sisteminin üzerinden bir yıl geçti. Peki halk şu an bu sistemden memnun mu? Dikkat çeken bir anket kamuoyuyla paylaşıldı. Metropol Araştırma Şirketi'nin İstanbul seçimlerinden önce yaptığı araştırmanın sonucuna göre halkın %58,9'u başkanlık sistemine karşı. Referandumla gelen başkanlık sistemi sizce Türkiye için ne ölçüde yararlı oldu sorusuna verilen cevaplardan son derece yararlı oldu yanıtını verenlerin oranı %11,6. Hiç yararlı olmadı diyenler %27,6 oranında. Aynı referandum bugün yapılsa başkanlık sistemini mi yoksa parlamenter sistemi mi tercih edersiniz sorusuna parlamenter sistem yanıtını verenlerin oranı %58,6. Başkanlık sistemini tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı %39,4'te kalıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan G20 zirvesi için Japonya'ya hareketinden önce havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Öcalan ziyareti ve mektubuyla ilgili MİT kime nasıl izin vereceğine yasalara bağlı olarak karar verir dedi. Ve sözlerine TRT Kürdi'ye çıkan terörist başı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum diyerek devam etti. Türkiye'de hangi kurum, hangi şartlar altında çalışacak? Bu yasalarla belirlenmiştir ve bellidir. Şimdi
cezaevinde yatanlara hangi kurum ziyaret için müsaade eder, hangi şartlar altında müsaade eder, bunların hepsi bellidir. Hangi kurum bu? Adalet Bakanlığı'dır. Müracaat yapılmıştır ve bu müracaat üzerine böyle bir adım atılmıştır. Ve bununla ilgili olarak da bakanlığımız, hatta ben daha da ileri gidiyorum, Milli İstihbarat Teşkilatımız bu çalışmalarını yaparken kime, nasıl izin vereceğini yasalara kayıtlı olarak bu adımları atar ve ona göre de değerlendirmesini yapar. Onun için kalkıp da ya muhalefetten şöyle ses geliyor, böyle ses geliyor, buna bakmaz. Şu anda da bakanlık bununla ilgili adımını atmıştır müracaat üzere ve bu müracaatla birlikte de bu kararını vermiştir. Olay bu kadar basittir. İkinci sorum. İkinci sorum da efendim yine Kırmızı Bülten'de aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın devlet televizyonunda TRT'ye verdiği röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi değerli arkadaşlar, doğrusu ben Osman Öcalan'ın Kırmızı Bülten'le arandığını bilmiyorum. Ancak TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kürdi'de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımın da bu hassasiyet içerisinde adım attıklarına inanıyorum. Çünkü bu konularda da kendilerine güveniyorum. Yani TRT Kürdi'yi kurarken kimse bize niçin TRT Kürdi'yi kurdunuz demedi. Peki TRT Kürdi'yi kurduğumuza göre burada da TRT'yi yönetenler bütün hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak adımlarını atarlar ve Kürdi'nin reytingini yükseltmeyi de düşünür. Ülkeye neyin nasıl faydalı olacağını da düşünür. Buna göre de adımını atar ve buna göre de adımlarını atmışlardır. G20 öncesi havalimanında Erdoğan'a ABD'nin Türkiye'ye S-400 alımıyla ilgili yaptırım uygulayacağı da soruldu. Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı sorusuna Trump'la yaptığımız görüşmelerde yaptırıma dair izlenimim hiç olmadı dedi. Türkiye bir NATO ülkesidir. Amerika da bir NATO ülkesidir. Eğer NATO ülkeleri birbirlerine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Ama bizim şu anda Amerika ile münasebetlerimiz bildiğiniz gibi bir stratejik ortaklık çerçevesi altında yürümektedir. Ve bugüne kadar Sayın Trump'la yaptığım görüşmelerde ben tabii bu izlenimleri hiç almadım. Ama alt kademelerde birileri bu tür şeyleri dillendiriyor, konuşuyor. Bu seyahatimizde de Sayın Trump'la ikili görüşmemizde bu konuyu tekrar ele alma fırsatımız olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 5 il müftülüğüyle 4 kuruma atamalar gerçekleşti. Erdoğan'ın müftülüklere bile atama gerçekleştirmesi ise dikkat çekti. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Kocaeli, Manisa, Bartın, Van ve Ankara il müftülüklerine yeniliğe gidildi o müftülüklerde ve müftü bir ilden alındı, diğer ile verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri Kurumu'nda atamalar gerçekleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis çalışmalarına devam edecek. 1 Temmuz'da tatile girecek olan meclisin kapanması ertelendi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan kararda
Anayasanın 93. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 5. maddelerine göre 1 Temmuz 2019 pazartesi günü tatile girmesi gereken meclisin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurul'un 18.06.2019 tarihli 90. birleşiminde karar verilmiştir ifadeleri yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan dikkat çeken bir teşekkür geldi. Kaya, HDP eski eş genel başkanı Demirtaş'ın cezaevinden ilettiği İstanbul seçimine yönelik mesajları için kendisine teşekkür etti. Tıpkı Gezi'nin çocukları gibi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a teşekkür etti. En büyük teşekkürü kendisi kendini düşünmeden, kendi haklarını düşünmeden, toplumun özgürlüğünü düşünerek cezaevinden Türkiye'nin barışa ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var diye mesaj yollayan Selahattin Demirtaş'ı, burada parlamentoda milletvekili yapmış Selahattin Demirtaş'a da teşekkür ediyorum. İstanbul seçimlerinde verdiği destekten dolayı Demirtaş'a işte böyle teşekkür etti Kaya. O sözler meclis salonunda hem HDP'liler hem de CHP'liler tarafından büyük alkış topladı. CHP'li Kaya, partisinin İstanbul adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye gelişini İstanbul'da yeni bir başlangıç sözleriyle değerlendirdi. Gözünüz aydın çocuklar, gözünüz aydın öğrenciler, gözünüz aydın öğretmenler, gözünüz aydın veliler, gözünüz aydın İstanbul, yeni bir hayat başlıyor. Tıpkı Gezi'nin çocukları gibi. Karadeniz'in hırçın delikanlısının bugün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Ama Karadeniz'in hırçın delikanlısının biri de şu anda Türkiye'nin umudu olarak İstanbul'da bir başlangıç yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul seçimini ikinci defa kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti Karamollaoğlu. Cumhurbaşkanına seslendi ve İstanbul seçimini AK Parti kaybetmedi. Cumhurbaşkanının kendisi kaybetti dedi. Seçimi kazanan Sayın İmamoğlu'nu tebrik etmek istiyorum. Bu seçimler hem İstanbul'umuz için hem ülkemiz için umarım ki hayırlara vesile olur. 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarını ele aldı Karamollaoğlu. İstanbul seçimini AK Parti kaybetmedi, Cumhurbaşkanı'nın kendisi kaybetti dedi. Bu sefer kaybeden sadece AK Parti olmadı. Üzülerek ifade ediyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi de oldu. Baskılar, tehditler, şantajlar, iftiralar sökmedi. Karamollaoğlu konuşmasında başkanlık sistemini de eleştirdi. Korku imparatorluğu var, bu sistem yürümüyor, Cumhurbaşkanı bunun farkına varmalı dedi. Artık bu sistem yürümüyor. Bir kişi, sadece bir kişi karar veriyor. Parlamentonun bu kararda artık etkisi yok. Başka kurumların da yok. Denetlenebilirlik de yok. Şeffaflık da yok. Genelde bir korku var ve bu korku imparatorluğundan dolayıdır ki kimse sesini çıkaramıyor. Çıkaranlar hayatlarını idame ettiremiyorlar. Ülkenin problemleri de böyle çözülmez. Bu gidişat da böyle düzeltilemez. Bir büyü vardı seçmenin üzerinde. O büyü bozuldu. Artık seçmen Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi diye öyle davranmıyor. Artık gerilim politikası yürümüyor. Düşmanlaştırmak. Efendim şimdi siz İstanbul gibi bir şehri Rumlara mı teslim edeceksiniz? Vatandaş ne dedi? Elbette burayı Rumlara teslim edeceğiz demedi ama ben artık sizin söylediğinize itibar etmiyorum dedi. Biz bu kutuplaşma siyasetinin her şeyden önce ortadan kalkması gerektiğine inanıyoruz.
ötekileştirme siyasetinin ortadan kalkma siyaseti gerektiğine inanıyoruz. İşte bundan dolayıdır ki şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafındakilerin söylediklerine, kendisini hatadan masum göstermelerine itibar etmemeli. Yalakalara itibar kimseye fayda sağlamıyor. Ve bundan dolayı da süratle Türkiye'nin bir sistem değişikliğine ihtiyacı var. Ekonomideki kötü tabloya da değindi Karamollaoğlu. Cumhurbaşkanı ekonominin başına ekonomiyi bilen birini getirmezse ekonominin bu politikalarla düzelmeyeceğini söyledi. İşte iğneden ipliğe, her şeye zam geldi. Çaya %15, şekere %16, mazota 22 kuruş zam yapıldı. Bunun arkası da gelecek mutlaka. Üretim, üretim, üretim. Sayın Cumhurbaşkanı ekonominin başına ekonomiyi bilen, gerçekleri gören, tecrübesi olan insanları getirmez. Bugünkü politikaların değişmesine fırsat vermezse ekonomi ayağa kalkmaz. Ekonomi köprülerle düzelmez. Yollarla, yüksek binalarla düzelmez. Belediye şirketlerinin başına gelecek kişinin halk tarafından seçilmiş başkanlar yerine belediye meclisleri tarafından belirlenmesi yönünde Ticaret Bakanlığı karar verdi sevgili izleyenler ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel meclis konuşmasında bu konuya tepki gösterdi. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini yerine getirmesini engellemek istiyorsunuz. Bu yerel sivil darbedir dedi. İstanbul'da, Ankara'da çok sayıda belediye şirketi var. Ya hizmet edeceksin, nereden edeceksin? Halk ekmek, pideyi 1 lira yapacağım deyince halk ekmekte yapacaksın. Efendim bugüne kadar belediye başkanı görevlendiriyor. Şimdi bir müteala almışlar Şehircilik Bakanlığı'ndan. Şirketin başındaki kişileri efendim seçilmiş belediye başkanı belirlemeyecekmiş. Kardeşim kendinde misiniz, ne yapıyorsunuz ya? İspark'ın yönetimine çöküyor. Tırnakları geç. Bırakmam da bırakmam. Ya nasıl bırakmazsın? Millet bırakacaksın dedi. Senden memnun olsaydı sana öğrettirirdi. Bu gidişatı seveydi. Halk Ekmek'te yaptığını, İspark'ta yaptığını, Kiptaş'ta yaptığını, Beltur'da yaptığını sana yönettirdi. Sen yönetiyordun zaten. Milli İrade dedi ki dur. Dur dedi. Ama kafa sallıyorsunuz da ittifak ortağınız karar yazmış. Efendim oralarda bunu yönettirmeyeceğiz. Bu ne demek? Ekrem İmamoğlu'nu 23 Nisan başkanı gibi oraya oturtacak ama vaatlerini yerine getirmemesi için oralar, bu sivil darbedir. Yerel sivil darbe. Buna bütün Türkiye'yi direnmeye çağıracağız. Buna karşı etkin hukuki, etkin demokratik, etkin siyasi mücadele yapacağız. Böyle bir rezalete boyun eğeceğimizi kimse düşünmesin. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Belko şirketine yaptığı atama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesi gerekçe gösterilerek engellendi. Yargıya taşınan atama engeli için mahkeme Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün tescil işlemini yapmamasını yasaya aykırı buldu. Belediye şirketlerine yönetici atama yetkisi başkanlardan alınıp belediye meclisine verilmesine Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden engel geldi. Mahkeme belediye şirketlerine atama yetkisi başkana ait kararını verdi. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir oy birliğiyle. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyeye ait iki şirket Belko ve Halk Ekmeği yaptığı atamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerekçesi gösterilerek tescil edilmemişti. Bu adımın CHP'nin çok sayıda büyükşehir ve il belediyesinin yönetimini kazandıktan sonra atılması ise dikkat çekmişti. Bunun adı milletin verdiği yetkinin iktidar eliyle engellenmesidir. O tartışmalı karar yargıya taşındı. Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi tüm belediye başkanlarını yakından ilgilendiren emsal bir kararı imza attı. Mahkeme yasal bir düzenleme genelgeyle ortadan kaldırılamaz kararını verdi. Ticaret Sicil Müdürlüğü bakanlık genelgesinden önce kanun hükümleriyle bağlıdır dedi. Ve Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün tescil işlemini yapmamasını yasaya aykırı buldu.
Belko hakkında verilen bu karar sonrası Halk Ekmek'te dava açacak. İstinaf Mahkemesi yerel mahkeme kararını onarsa belediye başkanlarının kullandığı yetki belediye meclisine devredilmeyecek. Öte yandan yerel seçimlerin ardından yetkileri artırılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokrasisinde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bakanlıkta 17 üst düzey bürokrat görevden alındı. 19 üst düzey atama gerçekleştirildi. 28 il müdürlüğüne de atama yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da görevden alınanlar oldu. 6 il müdürü görevden alındı. TOKİ'de 2 başkan yardımcısı atandı. Tunus Büyükelçisi de değişti. Evet, Ekrem İmamoğlu ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı ve ilerleyen saatlerde de mazbatasını alması bekleniyor. Tabii o süreçte Ekrem İmamoğlu neler yaşadı ve seçimde nasıl bir oy oranı aldı? Baktığımız zaman 59 kat artırmış oldu oy oranı. Peki vatandaş bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Hüda Aslan mikrofonu eline aldı, sokağa çıktı, vatandaşa sordu. Sinan Tunç görüntüledi. İstanbul seçimini yaptı. Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Peki İmamoğlu'yla rakibi Binali Yıldırım arasındaki fark ikinci seçimde neden bu kadar açıldı? Bu soruyu vatandaşa sorduk. İşte cevapları. Evet, ben 1 milyon bekliyordum. Çok da umutluydum. Çok da güzel oldu. Hakkımızı çöke çöke aldık. O 16 milyon o kişi gitti, oy kullandı. Sayılmadı. İkinci de çatır çatır sayıldı. AKP'nin en büyük hatası neydi sizce? Ayrımcılık. Tabii ki bu başarının arkasında Recep Tayyip Erdoğan var. Yapmış olduğu güzel çalışmalar sonucunda oy patlaması yaşattı CHP'ye. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yani onun bu güzel söylemleri, yapılan eylemler, bu patlamada en büyük sebeptir. CHP kendi içinde çalışsa bu kadar başarılı olamazdı. Bu kadar başarılı olamazdı, mümkün değil. Yani AK Parti çok güzel çalıştı CHP'ye. AKP'nin yapmış olduğu çalışmalar bölücü, ayrıştırıcı ve ırkçıydı. Çok kötüydü. Bu böyle olunca sonuç sandığa yansıdı. Çocuğun yapmayacağı hatayı yaptılar. Süleyman Soylu'ya da teşekkür ediyorum aynı zamanda. Sizce bu kadar farkın olması neye bağlıydı? Gençlerimiz 18-20 yaşında var ya, hiç başka yere gitmiyorlar. Sadece onu seçtiler. Ben böyle konuşuyorum arkadaşlarla falan. Yani siz geri kafalısınız diyorlar yani böyle şey olanlara. Hep gençler yaptı bunu. Ama iyi yaptı, olsun. Bu sefer onlar baksınlar İstanbul'u, büyüsünler. AK Parti'nin bir hatası var mıydı bu seçim sürecinde? Ya AK Parti'nin hatası, Cumhurbaşkanı çok konuştu. Ben Binali'den yanaydım ama İmamoğlu kazandı. Hayırlı olsun. Yani önemli olan kimin kazanması değil, iyi bir şeyler başarabilmek. Türk vatandaşlar Suriyelileri istemiyordu mesela. Onları gönderseydi belki büyük ihtimal kazanırdı yani. Beklemiyorduk, oldu. Adam çalıştı. Adam hakkıdı bunun. Doğrusunu konuşursan hakkıdı. AK Parti'nin hatası ne? Adam seçime gitti. Seçimden sonra adamı hakkını yediler. Yine kazandı. Cenab-ı Allah ona nasip etti. Yani AK Parti'nin hatasını... Seçime gitti. Hatası o. Gitmeyeceğiz. Adamı almıştı oyu. Ben cevap vermem ki ben şeyime cevap bulamazsınız. Neden? Her şeye zam geldi. Ne oluyor bu şeyler madem öyle? Evet, konuşayım. Doğru. Bir de o var. Doğru konuşuyor. Çaya, şekere, tuza, gaza. Bakalım öteki böyle yaptı. Şimdi bakalım bu sindik bu ne yapacak? Bunu da göreceğiz. Ama benim maaşa zam yok. Ya gülme. Seçim parası yani onlar oy parası şunu bunu şimdi bizim sırtımıza vurdular. Bizim sırtımıza çıkacak. Emeklerini çalışan en sonunda çıkacak. Senden de çıkacak. Aynı bir muhalefet lideriymiş gibi şey yaptı. Evet, yani bir çıkıp da konuştukları zaman zannediyorsun hükümeti başkası yönetiyormuş gibi bahsettiler. Ben öyle tahmin ediyorum yani ondan kaybettiler genellikle çoğunu. Yok ya, insanlarda şok etkisi yaptı yani. Kimse beklemiyordu. Onlara bile beklemiyorlardı bu kadar farkı. Yani ilk dönemdeki gibi güzel çalışmaları görülmüyor. Millet daha önce size veriyordu da şimdi vermeyenleri sorgulamak lazım. Halka kızmamaları lazım.
Öyle ya, bu halkı... Cumhurbaşkanı da böyle söylüyor zaten. Millete küsülmez diyor. Kendisi de öyle tabii, konuşuyor. Tabii tabii. Bakın bu millet insanı vezir de eder, rezil de eder. Onun için bu millet artık uyanmış, her şeyi biliyor. Teknoloji küçücük bir kaba sığmış durumda. Ben de eski bir AKP'liydim ama ben yakınlarımla bile ters düştüm o ayrışımdan dolayı. Yani sevecenli, birleştirici bir dil kullanmadığı için. Hep ötelikleştirdim birilerini. Ondan büyük ihtimalle oydu. AK Parti'ye oy vermekten ne zaman vazgeçtiniz? Neden vazgeçtiniz? 2011'de ben Trabzonluyum. Şike olayından dolayı. Cumhurbaşkanı bağımsız olmaz, tarafsız olmak zorundaydı. O zaman Fenerbahçe'yi tuttu. Halbuki kupa Trabzonspor'un hakkıydı. Çok fark büyük oldu. Ben şok oldum. Yani nankör millet, nankör. AKP'nin hatası var mıydı sizce? Vardır. Ne var hatası? Geçim sıkıntısı. Çünkü garibanlar çok... Hak ettiğimizi kazandığımızı düşünüyorum. Hiç fazlasıyla aldık. Kimsenin oyunu da çalmadık. Üçkağıtçılık da yapmadık. Belki de deneme için verdiler CHP'ye. Bir deneyecekler de görecekler. Siz öyle yapmayın. Düşünün. Ben düşünüyorum. Doğru bu. Tamam, her şey çok düşün. Güzel oldu. Daha da güzel olacak. Daha da güzel olacak. Çatlasınlar. Ha, o yüzden zaten zapt edemiyorlar. Kazandığımız akşam çekelim üstümden. Başkanımız dersiniz. Gezeriz. Yarın sıkışacak. Görevdeyken de var ya, yarın çok sıkışacak. Hiçbir şey olmaz İmamoğlu'nun arkasında biz varız. Adana'nın Çukurova ilçesinde belediyeye iş için başvurusunda bulunanların sayısı Türkiye'de işsizliğin geldiği son durumu bir kez daha ortaya koydu. 1700 kişinin çalıştığı Çukurova Belediyesi'ne son 5 yılda toplam çalışanların tam 42 katı başvuru yapıldı. ...1700 kişinin istihdam edildiği belediyeye 5 yıl boyunca tam 73 bin kişi iş başvurusunda bulundu. İşsizliğin günden güne her geçen gün arttığı ülkemizde gelinen son durumla ilgili bir veri de Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. 1700 kişinin istihdam edildiği Çukurova Belediyesi'nde son 5 yılda tam 73 bin kişi işe alınmak için CV bıraktı. Belediye Başkanı Soner Çetin, kendisine ziyarete gelenlerin önemli bir çoğunun iş başvurusunda bulunduğunu kaydetti. 73 bini geçmiş işsizlerin oranı, bize başvuru yapan 73 bin kişi. Tabii benim belediyemde çalışan toplam işçi, memur, sözleşmeli 1700 personel var. Seçim çalışmaları, kampanya sırasında iş talebinde bulunanlara, Beni bağışlayın, böyle bir söz veremem. Yani söz verdiğim her şeyi yapmak zorundayım ama benim işçi alacak durumum yok. Oy verseniz de vermeseniz de canınız sağ olsun diye hep konuşmalarım bu doğrultudaydı. Kesinlikle yapamayacağım bir şeyin sözünü veremem. Bunu Adana halkı bilir. Başkan Çetin, talebin fazla olmasından dolayı oluşturulan istihdam birimiyle binlerce kişiyi işe yerleştirdiklerini söyledi. Bir başkan yardımcımın başkanlığında deneyimli personellerle bir istihdam birimi oluşturduk. Ve şu ana kadar 23 bin kişiyi işe yerleştirdik. İşsizliğin geldiği son durumla ilgili bu görüntüler hala hafızalarda. Bartın'da 200 kişinin alınacağı maden işçiliğine binlerce kişi başvurmuş, başvuru yapanlar arasında izdiham yaşanmıştı. İstanbul'da kavşaklarda yaşanan trafik kazaları var sırada. Trafik akışına uygun düzenlenmeyen kavşaklar, işin içine sürücü dikkatsizliği de eklenince ortaya yürekleri ağza getiren kazalar çıkıyor. Görüntüler Tuzla ve Esenyurt'ta. Kavşağa dikkatsiz giren otomobil sürücüsü korkunç bir kazaya yol açtı. Polis aracının sürücüsü önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı, ardından takla attı. Kaza bir başka kameradan da böyle görüldü. Elektrik direğine de çarpan polis aracı 50 metre sürüklendi. Bu araçtan hafif sırıklarla çıkan polis sürücü ayakta tedavi gördü. Bu görüntülerde Tuzla'da özel halk otobüsüyle tırın çarpışma anına ait.
9 kişinin hafif yaralandığı kazada halk otobüsünün sürücüsü son anda çarpışmadan kaçmaya çalışıyor ama bu mümkün olmuyor. Tır yön ve hız değiştirmeden otobüse çarpıyor. Görgü tanıkları Tuzla'daki kavşakta benzer kazaların sıklıkla yaşandığını, kavşak düzenlenmesinin eksik ve yetersiz olduğunu söylüyor. Evet, Karadenizler yine projelere imza atıyor. Öyle ki Rize, Trabzon ve Artvin'de zorlu doğa koşullarına karşı üretilen pratik çözümler, ilginç üst geçitler şimdi ekrana gelecek. İlginç mimarideki yapılarıyla bilinen Karadeniz bölgesi, labirente benzeyen ve hatta demirden binayı andıran yaya üst geçitleriyle görenleri şaşkına çeviriyor. Bunlardan biri de Rize'deki labirent üst geçit. 330 metrelik üst geçit karmaşık yapısıyla görenleri hayrete düşürüyor. Ancak o üst geçitte öyle bir olay yaşandı ki bu kadarına pes dedirtti. 2009 yılında bir sürücü Karadenizlilerin muzipliğini bir kez daha gözleri önüne serdi. Köprü üzerinden minibüsle karşı yola geçti. Geçitte meydana gelen sürtünme nedeniyle sürücüye 189 lira para cezası uygulandı. Olaydan sonra üst geçide araç geçişlerini engellesin diye demir defalar koyuldu. Trabzon'da bulunan üst geçitte Rize'de yaşanan olay yaşanmadı. Ancak bu yapıda görenleri şaşırtıyor. Beşirli sahilinde bulunan üst geçitte 3 katlı rampa yolu var. Rampaya çıkanlar 400 metrelik uzun bir yürüyüşün ardından yine 3 katlı rampadan aşağı iniyor. Mesela evet, yolu daha kolay kılabilmek adına, yürüyüşü kılabilmek adına böyle gördüğünüz gibi raf sistemiyle 3-5 kademe yapmışlar. Tamam, anlıyorum, engelliler, çocuklar vesaire vesaire için gerekli o rampalar. Ama bu kadar da abartmanın bir manası yok. Öte yandan bu yapılardan Karadenizliler de pek memnun değil. Onlar üst geçitlerin demir yığınlarıyla kirlilik oluşturduğunu belirtiyor. Biz Pasar Kapı'dan üst yoldan buraya kadar yürüdük. Ve uzun süre buraya, yani sahilin en denize yakın kısmına geçecek yer aradık açıkçası ve bulamadık. Ve tek alternatif bu. Hani buraya bunun yerine başka bir daha kullanışlı, işte yayaların denize ulaşabileceği şekilde düzenleme gelirse tabii ki bu demir yığınları çok çirkin, yani kaldırılsın elbette. Yani yararlı ama biraz hani demir yığını gibi görünüyor ama yani yarar, alt geçitlere nazaran daha güvenli buluyorum üst geçitleri ben. Bir de işte görünüşü biraz hani doğayla biraz zıt oluyor ama ne yapalım? Gördüğünüz zaman zaten çok geçirmiştim ilk yapıldığı zaman. Dedim ulan bu ne? Hangi yüzyılda yaşıyoruz ve demir yığını koymuşlar buraya? Yazık, günah. Deniz önü kesiliyor. Esirken hiçbir şey yok. Ya yüzyıllar öncesine baktığı zaman bir köprü yapılmış. Köprüye baktığı zaman doyamıyorsun değil mi? Hiçbir doğaya bir aykırılığı var mı? Yok. Gayet güzel, hoş. Hangi yüzyıldayız ve bak ne halde, bak işte. Bu görüntülerde Artvin'deki bir üst geçitten. Kemalpaşa ilçesindeki köprüde karşıdan karşıya geçebilmek için 200'e yakın basamak çıkmak ve 300 metreye yakın yol yürümek gerekiyor. Dün esen yurt, bugün Bağcılar. İstanbul sokakları güvenilir değil dedirten olaylardaki tırmanış sürüyor. Bağcılar'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde 60'a yakın boş kovan bulundu. Esenyurt'ta da bir grup bekçilere sopalarla saldırdı. Olay yerine giden takviye polis ekipleri havaya ateş açtı. Saldırganlar gözaltına alındı. Önce Esenyurt, ardından Bağcılar. İstanbul'un birçok bölgesinden silah sesleri duyuluyor. İstanbul sokaklarında neredeyse her gün silahlı kavga, yaralama olayları yaşanıyor. Bağcılar'da iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silahlar da kullanıldı. Bağcılar'ı savaş alanına çeviren kavgadan geriye bu görüntüler kaldı. Polis olay yerinde inceleme yaptı, 60'a yakın boş kovan buldu. Bu görüntü ise sokak çetelerinin Bağcılar Fatih Mahallesi sakinlerine yaşattığı korkunun görüntüsü oldu. Gece yarısı yaşanan çatışmada 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Dün gecede bir grup sopalarla bekçilere saldırdı. İki bekçi yaralandı. Olay bekçilerin şüpheli kişilere kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine çıktı.
Takviye güvenlik ekipleri olay yerine ulaştığında havaya ateş açtı. Saldırganlar gözaltına alındı. Sopalı saldırıda yaralanan iki bekçi hastaneye kaldırıldı. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 150 yıllık olan tarihi bina yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi ise bilinmiyor. Tarihi bina işte böyle yandı. Yangın dün gece saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Orta Yılmazlar Mahallesi Ortaokul Sokak üzerinde boş olan 3 katlı ahşap binada meydana geldi. Yaklaşık 150 yıllık olan tarihi binadaki yangını söndürmek için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle vatandaşlar seferber oldu. Nedeni henüz bilinmiyor ve 3 saatlik bir çalışma sonrasında söndürüldü yangın. Yangında bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangın çıkan binada hiç kimse yoktu, bina boştu. Evet, kelimenin tam anlamıyla Azrail'in elinden aldı. Sıradaki haberde izleyeceğiniz görüntülerde herkesin yüreğini ağza getirecek türden. Apartmanın ikinci katında açık pencereye çıkan 2 yaşındaki bebek birkaç saniye sonra aşağı düştü. Ama onu önceden gören, birazdan olabilecekleri tahmin eden bir genç o bebeği zemine çarpmasına santimler kala tutmayı başardı işte o anlar. Sadece santimler kalmıştı 2 yaşındaki Dora Muhammed'in zemine çarpmasına. O sırada sokakta bulunan 17 yaşındaki Cezayir uyruklu Fevzi Zabaat bebeği olası bir ölümden kurtardı. Fatih'te bir sokak. Sıradan koşturanların arasında biri var ki o birazdan bir kahramanlık yapacak. O gencin başını yukarı kaldırmasından bir sıra dışılık olduğu anlaşılıyor. Adımlarını hızlandıran genç kaldırıma yaklaşıyor ve ikinci kattan düşen bebeği zemine çakılmadan yakalıyor. 2 yaşındaki Suriyeli Dora Muhammed'i olası ölümden kurtaran Fevzi Zabaat o anları anlattı. Çocuk tam düşerken tuttum. Allah rızası için gerekeni yaptım. Yüreklerin ağza geldiği anlara tanık olanlar da vardı sokakta. İnanılmaz anlar onların gözü önünde yaşandı. Ben yukarıdan aşağı doğru iniyordum. Bu arkadaşın yukarı doğru baktığını gördüm maalesef. Ne olduğunu dikkatimi çekti. Baktım yukarı doğru. Bu kızcağızımız aşağı doğru düşecekti. Bu aslan parçası arkadaşımız da çocuğu havada yakalayarak ailesine tekrar geri kavuşturdu. Annesi Leyla Abdullah'ın yemek yaptığı sırada pencereye ulaşan Doğan'ın babası da olan biteni görmedi ancak bebeğini yine kucaklamasını sağlayan Cezayirli gence minnettardı. Suriyeli aile Cezayirli genci maddi güçleri oranından 200 lirayla ödüllendirdi. Ancak en büyük ödül Cezayirli gençten geldi. 2 yaşındaki Dora'yı ailesinin güvenli ellerine verdi. Tamam, her şey güzel, çok şükür. Allah büyüktür. Elhamdülillah. Allah razı olsun abi. Bir gün kendinizi oyuncak bebek olarak görürseniz şaşırmayın. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Arzu Sofuoğlu öyle bebekler yapıyor ki gerçeğini aratmıyor. El emeği bu ürünlerse büyük ilgi görüyor. Adile Naşit, Münir Özkul ve daha niceleri. Ünlü isimlerin, sevdiklerinizin, evinizde ya da iş yerinizde sürekli görmek istediklerinizin minyatürleri adeta. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Arzu Sofuoğlu evde yapıyor bu bebekleri. El emeği bu ürünler büyük ilgi görüyor. Ben mesela evde iki çocukla bana diyorlar ki nasıl yapıyorsun? Onlar bir şekilde hani oynuyorlar, ediyorlar. Geliyorlar başıma hani anne bu nasıl, şu nasıl deyip şey yapıyorlar ama buralıyım. Aslında çocuklarının kendisinden oyuncak istemesiyle başladı bu macera. Zamanla bu hobi ticarete döndü. Küçükken benden hani oyuncak bebekler yapar mısın bana, bana oyuncak yapar mısın diye benden teklifte bulundu. Onun üzerine ben de bez bebekle başladım asıl bu işe. Fakat daha sonra ilerleyen zamanlarda o bana yeterli gelmedi. Daha hani detayları ne yapabilirim diye düşünürken. Sonrasında Rusların şu malzemeyi kullandığını gördüm. Şöyle göstereyim.
plastik bazlı polimerkil denen bir malzeme. Küçük paketler halinde, 250 gramlık, 300 gramlık paketler halinde geliyor. Bu malzemeye ulaştım, temin edebildim. Arzu Sofuoğlu taleplere yetişmekte zorlanıyor. Festival ve şenliklerde de bebeklerini sergileme fırsatı buluyor. Turistlerin ilgi odağı bu kez Bursa'daki Karacabey longozu oldu. 300'ün üzerinde kuş türü barındırmasıyla doğanın güzelliğini sunan longoz, orada çekilen bir filmin fragmanının etkisiyle ziyaret yakınına uğradı. Kışın sular altında kalıyor, yaz ve bahar aylarındaysa suların çekilmesiyle Amazon ormanlarını andırıyor. Çok beğendim. Çok güzel bir yer. Havası, denizi, her şey güzel diyerekten gezmeye geldim. Dedik bir gidelim longozu görelim. Belediye de bir şeyler yapıyor buraya diye duyduk. Ama ne olduğunu göreceğiz, keşfedeceğiz ama güzel. Buranın havası güzel. İzmir, İstanbul ve Çanakkale ile yolları kesişen Karacabey Longoz Ormanı görenleri büyülüyor. Longoz ormanlarımız tatlı suyla tuzlu suyun kesiştiği bir bölgede, Dalyan Gölü'nün kıyısında. Suların üstündeki nilüfer çiçekleri ise en güzel görüntüleri oluşturuyor. Türkiye'nin en büyük ve en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip olan longozu bu sıralar ziyaretçilerin uğrak noktası. Bu doğallığıyla, tahrip etmeden, herhangi bir dejenerasyona maruz bırakmadan gelecek nesillere aktarmak. Bu arada da bölgemizde yaşayan ve bu işin meraklıları vatandaşlarımıza da bu güzellikleri izlettirmek ve bunlardan yararlanmalarını sağlamak. Evet, bizim için, bizim meslekte ne yazık ki bazen arkadaşlarımızın acı haberini de verebiliyoruz sevgili izleyenler. Üzerinden tam bir yıl geçti. Arkanızda görmüş olduğunuz fotoğraf bizim ekibimizde çalışan bir arkadaşımızdı, Alper Baycın. 24 yaşındaydı ve büyük hayalleri vardı. Birlikte çalıştık. Kendisinin ne kadar güzel yürekli olduğunu hepimiz biliyorduk. Ancak hayallerini gerçekleştirmek istedi Alper ve Domini'ye gitti kameraman olarak. Orada çalışmaya başladı. Oradan güzel haberlerini bize vermeye başladı. Ancak sonrasında biz onun acı haberini aldık. Alper 24 yaşındaydı ve bıçaklı saldırıya uğradı, yaşamını yitirdi. Üzerinden tam bir yıl geçti. Seni unutmayacağız Alper. KRT'de bir dönem çalışan mesai arkadaşımız Alper Baycın'ı iş için gittiği Dominik'te geçtiğimiz sene bugün kaybettik. Eve giderken bıçaklı saldırıya uğramış, hayatını kaybetmişti Alper. Tam olarak olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili net bir bilgi de verilmemişti. Büyük bir heyecanla gittiği Dominik'ten dönmesine sadece 3 gün vardı. 24 yaşında çok iyi bir ekip arkadaşı, çok iyi bir kameramandı Alper. Sakin bir yapısı vardı. Konu Fenerbahçe olunca onun için akan sular dururdu. Alper hem ailesini hem sevenlerini büyük bir yasa boğdu. Bugün yine seninle uyandık. Seni unutmayacağız Alper. Noktalıyoruz. Görüşmek üzere.